Sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar derim. Bugün 14 Haziran 2020 günlerden pazar. Saatlerimiz 22:21'i gösteriyor. Yarın 15 Haziran 2020 günlerden pazartesi. Yine mesailer başlıyor. Haftanın ilk günündeyiz arkadaşlar. Yarın hepinize iş hayatınızda bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir hafta dilerim. Ve hepinize ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir hafta dilerim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar yarın 15 Haziran 2020 Pazartesi günü yine Bursa'da 10 koşuluk bir program var. Az evvel birinci altılı ganyan analizimizi vermiştik. Sıra geldi Bursa ikinci altılı ganyan analizimize. Bursa ikinci altılı ganyan analizimizden sonra yine Şanlıurfa'da 10 koşuluk bir program var. Şanlıurfa'da da birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimiz olacak. Yine analizlerimize geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermelerini, abone olmalarını rica edeceğiz. Yine aynı zamanda videolarıma beğeni atarak, like atarak kanalımızın gerek Google'da gerek YouTube'da en üst sıralara çıkmasını ve kanalımızın hızlı bir şekilde yükselmesini sağlar. Bütün arkadaşlarımdan da videolarıma beğeni atmalarını, like atmalarını önemli rica ediyorum diyerek ben 15 Haziran 2020 Pazartesi ikinci altılı ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da 10 koşuluk bir program var. İkinci altılı ganyan programın 5. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı Arapların 1000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışı altılı ganyanın ilk ayağı. Arkadaşlar burada öncelikli ismim yine Murat Gündüzeli idaresinde piste çıkacak. 1 numaralı Asil Yumruk, Asilzade temsilcisi Tandar Tiki torunu olan bu safkan işlerinde oldukça iyi görünüyor. 1 numara Asil Yumruğu birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 10 numaralı Altın Güneş, Kayızbert temsilcisi bugün Apprentice İbrahim Baguç idaresinde ben ikinci şanslı isim olarak tutuyorum. Sayın Şemsettin Toydemir'e ait bu safkan. Yine 2 numaralı Berker Can, Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak. Yine işlerinde beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Yine son iki isim vereceğim burada. Yine galoplarını beğendiğim bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. Kayızbert'in temsilcisi 800 numaralı Tuncer ve 11 numaralı Çağlayan Şelale isimli safkanları sırasıyla öneriyorum. Yine 11 numaralı Çağlayan Şelale, 3 numaralı Dost Bağı isimli safkanla da ekürü olarak start alıyor. Bu safkanda Okan Gökçe arkadaşımız binecek. Ve ikinci altının ikinci ayağı. Dörtlü kare yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 15 yarışta devam edecek. Burada özellikle yine beğenimi kazanan özellikle son yarışında gerçekten çok eşkalli, çok kaslı bir safkan. Bugün özellikle pist ağır olursa sanki bir adım önde olacağını düşünüyorum. Gerçi ağır da olsa çim normal de olsa ben bugün güzel koşacağını düşündüğüm Sayın Musa Demirsel'e ait 6 numaralı Monaco'yu bugün ben birinci şanslı isim olarak değerlendireceğim. Yine zaman zaman etkili yarışlar koşan bugün hafif 51 kilo sikletle start alacak olan 7 numara Stronger'da Murat Gündüzeli arkadaşımız dairesinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 10 numaralı Green Gift özellikle çimde çok beğenimi kazanmıştı. Bir yarış koşmuştu çimde çok yakın ara bitirmişti. Ve o yarışta da Selim İpek arkadaşımız biniyordu. Bugün yine Selim İpek arkadaşımız dairesinde piste çıkacak 10 numaralı Green Gift'te bu yarışta sürprize imza atabilir sevgili yarışseverler. Yine 13 numaralı Point Shot ve son isim olarak kaliteli safkan Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Yahya Hanı'da 5. şanslı isim olarak öneriyorum. Burayı da 6, 7, 10, 13 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve ikinci altılı üçüncü ayak. Yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı dişlere mahsus bir yarış. Arkadaşlar burada da yine bu mesafede çok etkili yarışları olan özellikle son yarışında etkili bir derece yapan 1400'ü 1.26-1.24 gibi bir derece yaptığı ıslak pistte. Yani özellikle pist ıslak olursa gerçekten ıslak pistte çok farklı koşabilen
Bir numaralı Elfidam. Daha önce de nemli pistte bir 25.87'si vardı. Ama son yarışını Mustafa Çiçek arkadaşımız idaresinde bir 26.24 ile kazanmasını bildi. Şartlı 4 yarışta bir numaralı Elfidam bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine kaliteli bir safkan. Kaneko temsilcisi. 2 numaralı Kızı Mazra. Bekir Mert Mırık idaresinde bu mesafelerin etkili ismidir. Bu safkanda dikkat diyorum. İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Queen of Prati bugün kalitesiyle ve Kadir Tokaçoğlu idaresinde bu grupta söz sahibi olabilir. Biliyorsunuz kötü bir dönem geçirdi 5 numaralı Queen of Prati. Taylan'da çok büyük beklentiler vardı bu safkandan yana. Kurtun Yadis'in güzel safkanı 5 numara Queen of Prati'de özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isim olacak. Ve son isim olarak da son 2 yarışını alt gruplarda kazanmış olsa da bugün yine Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Power Bank'ı bu grupta sürpriz olarak denemeye değer görüyorum arkadaşlar. Burayı da 1, 2, 5 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum ve altılı gayanın dördüncü yana geçiyorum. Dört yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışında Bankobi isimle geçeceğim arkadaşlar. Gerçekten son yarışlarını tekrarlaması durumunda bir numaralı Intensa Fox'un tayı Aksakallı arkadaşlar son yarışında kısa vade 9 Buca Belediye Başkanlığı yarışında Lozan'ı adeta yani yürüyerek geçti diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz Taylan'da çok kaliteli bir safkandı ve kendine geldi. Mehmet Kaya idaresinde kazanmıştı o gün. Bugün ekürü koşma avantajı da bulunan bir numara Aksakallı'nın ben bu rakiplerini 1900 mesafe kum pistte geçmesini bekliyorum. Aynı zamanda bir numara Aksakallı 5 numaralı Perfect Runner isimli safkanla da ekürü olarak start alıyor. Ben günün bankosu olarak bir numaralı Aksakallı'yı yarısı sever arkadaşlarıma banko olarak öneriyorum. Ve altılı gayanın 5. ayağına geçiyorum. Altılı gayanın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 15 yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada da yine çime ilk defa çıkacak. Gerçi çoğu safkan burada çimle yeni tanışacak ama 4 numara All Pride. Mendip temsilcisi 4 numara All Pride'ı çok beğendim. Özellikle son yarış aksiyonlarında çok beğenimi kazandı. Sayın Umur Özarar'a ait 4 numara All Pride isimli safkan. Bugün Nevzat Avcı idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine bir numaralı Petrocelli bugün ilk defa çime çıkacak olmasına rağmen bir Sri Pekan torunu anne tarafından Kaneko biliyorsunuz çime de kuma da gidiyor. Biraz kum ağırlıklı olsa da ben Kadir Tokaçoğlu idaresinde bugün yine başarılı koşacağını düşünüyorum. Uygun grupta bir numara Petrocelli'yi de ikinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine Nurettin Şan idaresinde piste çıkacak Rockmaster'ın tayı 2 numara Fast'ın Famous isimli safkan da bu yarışın sigortası olur diyorum. Burayı da 4, 1 ve 2 şeklinde değerlendiriyorum. Sevgili yarısı severler ve altılı gayanın son ayağına geçiyorum. Altılı gayanın son ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe çim pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Burada da özellikle yine kalite kalitedir diyorum. Taylarında belki senenin en pahalı taylarından bir tanesiydi. Bir türlü istenilen düzeye gelemedi. Arıza geçirdi. Talihsizlikler yaşadı. Saruhana'nın tayı bir numaralı Kuzen. Arkadaşlar grup olarak kalite olarak esasen bu gruptan üstün bir safkan ama dediğim gibi çok büyük badireler atlattı. Bir numara Kuzen'i ben bugün Bekir Mert Mırık idaresinde özellikle son yarışlarında düzelme yolunda gördüm. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Süerdem. Demirkır'ın torunu Berkoş'un tayı bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Ben 5 numaralı Süerdem'i de ikinci şanslı safkan olarak değerlendiriyorum. Yine zaman zaman etkili yarışlar koşan safkan taylığında mayalarında sürekli olarak acıma olan bir safkan olduğunu biliyorum. 2 numara Artis Emre'nin ama koşacağım derse bu grubu yine geçebilecek düzeyde bir isim. Güzel orijinali de bu yarışa çıkıyor. Fırat Arslan idaresinde 2 numara Artis Emre'yi ister sürpriz olarak değerlendirin ister 3. at olarak yazın. Benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine 7 numara Akasya Çiçeği
çim kum ayırmadan koşabilen bir isim. Bugün Nevzat Avcı idaresinde yine ilk 4 safkan içerisinde bulunmalı. Yine 15 numaralı Gonca Nur Halil Kaplan idaresinde sürprize imza atabilir arkadaşlar bu koşuda. Yine 19 numaralı Nalezen benim bu koşuda sürpriz olarak sizlere önereceğim bir isim olacak. Ve son isim olarak da 6 numaralı Ova Bey'i. Ben bu yarışta başarılı koşacağını düşünüyorum. Barmaid'in tayı 6 numaralı Ova Bey'in de Muhammed Mir Bilgin idaresinde koşunun sürpriz ismi olarak sizlere öneririm. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize çok güzel bir hafta dilerim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta olur arkadaşlar. Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.